Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kolay, yine çok güzel bir kazak dikeceğiz. Önümde örme bir kumaşım var. 1.45 uzunluğunda çift en. Şu an kumaşım iki kat. Şöyle açık tarafları bu tarafta, kumaş katı, kapalı tarafı da bu tarafta arkadaşlar. Şimdi önce bu şekilde katladıktan sonra kumaşımı şöyle bir kez daha katlayacağım. 4 kat haline getireceğim. İki kat kapalı taraf burada. Burası kapalı arkadaşlar. Üst bölüm kapalı. Açık taraflarda 4 kat burada. Şöyle. Şimdi çok kolay kışlık bir kazak dikeceğiz. Triko kumaşlarla da dikebilirsiniz. Penye, iki iplik penye ile de dikebilirsiniz. Çok güzel, çok kolay bir kazak geliyor. Hemen videomuza başlayalım. Şöyle açık renk bir sabun alayım. Kayık yakalı bir kazak çalışacağız arkadaşlar. O yüzden hemen şuradan, kapalı taraftan 4 santim yakam için ölçümü aldım. Kol boyum için 60 santim alıyorum. Şurada yakamda 2 santim ölçümü aldım. Hafif bir yaka oyuntusu veriyorum. Kalça ölçümü veriyorum. Kalça ölçüm şöyle hemen 16 santimden işaretini aldım. Az gibi görünüyor ama bir şey yapacağız. Bilek genişliğimi de 20 santim veriyorum. Daha dar ya da daha geniş yapabilirsiniz arkadaşlar. 20 santimimi de şöyle aldım. Hemen bileğimi kapatıyorum. Şurası bileğim. Kalçam da şurada. Uzun cetvelimi alıyorum. Bileğimden aldığım şu ölçüye kadar burayı çiziyorum arkadaşlar. Dümdüz. Şöyle gelecek. Şöyle kapattım. Belime kadar. Kalıbım çıktı. Çok güzel, çok kolay bir kazak dikeceğiz. Hemen yakamı kesiyorum. Pay vermiyorum, paysız kesiyorum. Burada 1 santim pay vererek kesiyorum. Paya bile gerek yok. Arkadaşlar, buradan çıkan parçayla koluma manşet yapacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi şu kısım şöyle iki kat, ön ortası ve arka ortası burada. Hemen yakamın birini 2 santim kadar açıyorum. Ön yakam biraz oyulmuş oldu bu şekilde. Şöyle ön yakamı açtım. Şimdi şöyle bir işlem yapacağız. Zaten omuzlar dikişsiz, kapalı arkadaşlar. Bileğimizden geleceğiz. Şu kısımda 15 santim bir işaret alacağız. 16-17 de olabilir. Ben şöyle 15 santimden alıyorum. Buraya bir çıt atıyorum. Şuraya çıtımı attım. Kollarım da dikişsiz olacak. Hemen açıyorum. Nasıl açacağız? Şöyle kolumuzdan tutacağız. Bileklerimizi birleştireceğiz.
Yakamızı da böyle şu şekilde, şöyle çevireyim ters olmasın. Kalıbımı açtım. Ön yakam, arka yakam, bel kısmımda burası. Şöyle biraz toparlayayım, kolumu görün. Şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Belimden yukarıya 15 santimlik bir çıt almıştım. Bu çıttan itibaren şöyle bileğime kadar bu kısmı kapatıyorum. Aynı işlemi diğer kolumda da yapıyorum. Aldığım çıttan itibaren şurayı da bileğime kadar dikiyorum.
Çok kolay bir kalıpla çok kolay bir kazak diktik arkadaşlar. Herkes dikebilir. İnanın o kadar kolay. Şöyle kol detayını da göstereyim. Yanlar biraz açık duruyor. Yakayı çok açık bulan arkadaşlarım olabilir. Sıfır yaka da çalışabilirsiniz. Hatta şöyle boğazlı, dökümlü bir yaka da bu modele çok güzel yakışır arkadaşlar. İnanın çok, o da çok güzel olur. Evet arkadaşlar, 2020 yılının son paylaşımıyla karşınızdaydım. 2020 yılı hepimiz için çok zor, çok ağır bir yıl oldu. Çok yorucu bir yıl oldu. İnşallah 2021 hepimize barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirsin dileklerimle. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.